Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayıştay denetim raporlarını açıkladı. AK Parti hükümeti ve ucube sistemi sağ olsun, bu seneki raporlarda da yolsuzluk ve israf hız kesmemiş. Sarayda sefa sürenler eğlenmeye tam gaz devam etmiş. Gelin raporlardaki bazı satır başlarına birlikte bakalım. Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetim raporuna göre Ankara'da kullanılmak üzere tahsis edilen bazı araçlar yıl içinde Çeşme, Altınoluk, Akçay, Abant, Mersin gibi yerlerden yakıt almışlar. Belli ki bu arkadaşlar millete hizmet yerine kafalarına estikçe devletin kendilerine Ankara için tahsis ettiği arabalarıyla tatil beldelerine gitmekte bir sakınca görmemişler. Şu devlet insanlığına bakar mısınız? Mesela Sayıştay'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetleme raporuna göre bu fevkalade başarılı bakanlığımız Avrasya Tüneli geçişlerinde kur hesabını yanlış yapmış. Ya bir kere daha söyleyeyim, inanamamışsınızdır. Kur hesabını yanlış yapmış. Üstelik sadece kur hesabını değil, geçiş garantisini de yanlış hesaplamış. Hal böyle olunca tünelden garanti elde edilen, yani garanti geçiş, şu kadar araba geçecek denilen, garanti edilen 25 milyon araç yerine yalnızca 12 milyon araç geçmiş. Ama bu pek bir düşünceli arkadaşlar, ihale sahibi şirkete ayıp olmasın diye 494.2 milyon lira geçiş garantisi ödemesi yapsın. Millet ağlasın, yandaş gülsün diye. Şu üstün yönetim becerisine bakar mısınız? Eğer doğru bir hesaplama yapılsaydı, garanti ödemesi 456.3 milyon lirada kalacaktı. Ama bakanlık şirketin kasasına 37.9 milyon lira fazladan ödeme yapmayı tercih etmiş. Yani beceriksizliğin faturası yine milletimize kesilmiş. Yani milletimizin vergileri yine bir şirketin kasasını doldurmak için harcanmış. Peki milletimizin cebinden çıkan milyonlarca lirayı haksız ve hukuksuz bir biçimde yediren bakanlığın Sayıştay raporuna cevabı ne olmuş biliyor musunuz? Bunlar yalan. Tweet bu kadar. Evet, yanlış duymadınız. Verdikleri cevap sadece bu kadar. Böyle ciddiyetsizlik, böyle utanmazlık olmaz, olamaz. Anayasal bir kurum olan Sayıştay, bir genel müdürlüğün yolsuzluk, usulsüzlük yaptığını tespit etmişse, o genel müdürlük ciddi ve kapsamlı bir açıklama yapmak zorundadır. Bu kadar basit. Ama gelin görün ki devletin bakanlığı devletin denetleme kurumuna yalancı diyor. İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminde koskoca Türk devletinin düşürüldüğü durum. Ayıptır, günahtır. Bir başka akıl dışı yolsuzluk örneği de Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Sayıştay'ın raporuna göre Karayolları Genel Müdürlüğü toplam maliyetini 1588 lira olarak hesapladığı bir işe sıkı durun tam 8 milyon 646 bin lira ödemiş. Yani asgari ücretin yarısı kadar hesapladıkları işe 3 milyon asgari ücret ödemişler. Hafsalanız alıyor mu? Ben bunları incelerken midem bulandı. Durum daha bitmedi. Yine Karayolları Genel Müdürlüğü pazarlık usulüyle yaptığı bir ihalede birim fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu tam 300 katı bedel ödeyerek 2239 liraya satın almış. İşte size EYT'lilere 3600 ek gösterge bekleyenlere, esnafa, çiftçiye, işsiz gence gelince kaynak yok diyenlerin kaynaklarımızı nereye aktardığının cevabı. İşte size zengin Türkiye'yi fakirliğe mahkum eden bu zihniyetin ibretlik fotoğrafı. Sayın Erdoğan,
O atadığın bürokratlar sence kimi örnek alıyorlar? Cevabını ben vereyim. İsraf ve yolsuzluk batağına batmış bu bürokratların ilham kaynağı bizzat sensin. Atalarımız boşuna dememiş. Çünkü balık baştan kokar. Sayıştay raporlarına göre geçen sene bir günde tam 7.9 milyon lira, senede ise 2.8 milyar lira harcamışsın Sayın Erdoğan. 6 yıl içindeki harcamalarını da 10 katına çıkarmışsın. İsrafın büyüklüğüne bakar mısınız? Sayın Erdoğan, bu öyle bir israf ki şayet israfın dibini böylesine sıyırmasaydın, şayet itibardan değil ama bari keyfinden birazcık tasarruf edebilseydin, şayet harcamalarını 10 katına değil de bari 5 katına çıkarsaydın ne olurdu biliyor musun? Mesela bugün barınma sıkıntısı çeken hiçbir öğrencimiz olmazdı. Mesela üretmeyi bırakan çiftçilerimiz olmazdı. Mesela pandemide açıkta bıraktığın için iflas eden esnaflarımız olmazdı. Bu aziz millet sana güvendi, o koltuğa oturttu. Peki sen ne yaptın? Ne yapıyorsun? Şu zor günlerde milletinin devletine en çok ihtiyaç duyduğu şu zor dönemde milletin parasını çarçur ediyorsun. Yazıklar olsun. Aziz milletim, Gandhi'nin çok sevdiğim bir sözü vardır. Dünya herkesi doyuracak kadar kaynağa sahiptir. Ama herkesin açgözlülüğünü doyuracak kadar değil der. Biz de diyoruz ki Türkiye belki saray bürokratlarının açgözlüğünü doyuracak kadar değil ama her vatandaşını doyuracak kadar kaynağa sahiptir. Yeter ki yolsuzluk algısı araştırmasında 180 ülke arasında 86. sırada olmayalım. Yeter ki beceriksiz bürokratlarla yandaş müteahhitler arasına sıkışıp kalmayalım. Yeter ki kaynaklarımızı ranta değil milletimize ayıralım. O nedenle biz işte tam olarak bu iş bilmezliğin, bu hoyratlığın, bu vicdansızlığın karşısındayız. Yapılan tünellere, köprülere, yollara değil plansızlığa, haksızlığa, beceriksizliğe, hırsızlığa karşıyız. Milletimizin parasının millete hizmet olarak dönmesine değil, ısrarla yandaşını kayıran bu ahlaksızlığa karşıyız. Ez cümle biz projeye değil ranta karşıyız.